Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Nisan Çarşamba, ABD Kinland Hipodromu'nda 8 koşuluk bir program var. 2-2 koşu, altılı gayen harici koşular. Birinci koşu saat 20'de başlıyor. Bir maiden koşuyla 2 yaşlı dişi daylara mahsus 900 metre kum pistte baby race dedikleri kariyerinde ilk kez start alacak olan isimler. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık üst gruba yakın bir maiden koşu. 11 numaralı Too Fast, pardon, Late Night Mistress, Wesley Ward'un antrenör ettiği bir Into Mischief çift yavrusu. Irad Ortiz Jr. ile start alacak. Wesley Ward'un antrenör ettiği bütün isimleri yazmakta fayda var. Başarılı bir antrenör, iki yaşlıların yarışlarında özellikle. Daha sonra 6 numaralı yine Wesley Ward'un antrenör ettiği Baraye Midshipman yavrusu Joel Rosario ile start alacak. 9 numaralı You Almost Had Me Tyler Gaffalone ile start alacak Oxbow yavrusu. 12 numaralı Sapphire Knights, Florent Gerux ile ve 10 numaralı Too Fast For You, Twirling Candy yavrusu Louis Saez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu 7'li plasenin ilk ayağı 20.32'de başlıyor. Satış koşusuyla 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak. 12.500'lük bir satış koşusu, 38 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Bir numaralı Call of Honor, Tiger Gaffalone ile start alacak. Geçen sene 1700 metre kum pistte 12.500'lük şartlı ve satış koşularına 2.5 boy ve 3 boy farklarla kazanmış 1.44.97, 1.45.06 dereceleri Honor Code yavrusu Tiger Gaffalone ile start alacak bugün. Bu seneki de ilk start olacak. Daha sonra 5 numaralı Hard Love, Louis Saez ile start alıyor. 6 numaralı Karom, Noel Yuval Navas'la ve 7 numaralı Cartier Cat, Rafael Bejanaro'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. O da 1670 metrede önceki startında bir 15 binlik satış koşusunu 1.44.13'te kazanmış bu seneki ikinci startı. Üçüncü startı bu seneki 23 Şubat'taki. Altılı Ganyan İK 21.04'te bir maiden koşuyla başlıyor. Üç yukarı dış İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. 20 binlik bir maiden satış koşusu, 43 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 9 numaralı Get By, Julien Leparoux'la bu koşuda öne çıkan bir isim. 120 ve 60 binlik maiden koşulardan, en sonunda da maiden 40 binlik maiden satış koşusundan 20 binlik maiden satış koşusuna gelen bir isim. 3 numaralı Icy Stair, Tyler Gaffalone ile start alıyor. O da son start hariç önceki koşularında nispeten üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş bir Frostrat yavrusu. 10 numaralı Colcat, Cross Traffic yavrusu. O da Joseph Rocco Jr. ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse 13 numaralı Razzaluno ile koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Razzaluno ile ekürü olan 2 numaralı Freeform yazılabilir. Jack Gilligan'la bu meydan koşuda. Dördüncü koşu ikinci altı, daha iki altının ikinci ayağı 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 çimde start alacak. Burada da 8 numaralı Make the Boys Wing Tyler Gaffalone ile bu koşuyu kazanması lazım. Koşu 100 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. 8 numaralı Make the Boys Wing More Than Ready yavrusu. 84 binlik koşularda start almış kariyerinin son startında 1600 şimdi ikinciliği var. Aynı jokeyle ile favori çıktığı koşu. Bugün bu koşuda etkili bir şekilde yarışacağını beklediğim bir isim. Beşinci koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1400'de start alacak bir satış koşusu. Koşuya gidelim. Koşu 50 bin dolarlık satış kursu 56 bin dolar toplam ikramiyesi var. 1 numaralı Invisible War Irad Ortiz Jr. ile start alacak. Önceki startında 50 binlik satış kursunda bir üçüncülüğü var. Exaggerator yavrusu Mark Cassell'in antrenör ettiği bir isim. 330 bin dolara satın alınmış. Irad Ortiz Jr. ile start alıyor bugün. 7 numaralı Long Shadow Adam Batista ile start alacak. 8 numaralı Hoya Paranoia Julien Leparoux'la ve 4 numaralı Honorable One Jose Navamarin'le son iki startında 1600 kumdaki startlarımlar
25 binlik ve 26 binlik şartlı koşulardan birini kazanıyor aynı jokeyle, diğerinde de ikinci oluyor son startında. Kazandığı koşu 1600, 1.40, 95 derecesi. Altıncı koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 2400 metre çim pistte bir şartlı koşu. 9 numaralı Mount Randall ve 10 numaralı Always Above Ecurie koşu. 110 bin dolarlık 3 grup bir şartlı koşu. 3 numaralı Evan Harlan'la başlayacağız. 2022 yılında 15 Ekim'de 1700 şimdiki maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra bir grup bir koşuda start alıyor. Önceki startında da 72 binlik şartlı koşu 1600 şimdi üçüncülüğü var. Son startlı bir grup 3 koşu, 3 grup koşulardan bir koşuya geldiğini söyleyebiliriz. Ekürlerden 9 numaralı Mount Randall'la ekürü olan 10 numaralı Always Above. O da son startında bir grup 2 koşuda 6.'lığı var. 2 önceki startında da bir grup 3'te 2100 içinde bir 4.'lüğü var. Joseph Talamo'yla start alacak bugün. 11 numaralı Master of the Ring Tyler Gaffalon ile start alıyor. Son startında bir ikinciliği var 2000 metre tapetada, ancak rakibine faul yaptığı gerekçesiyle beşinciliğe atıldı. Bugün Tyler Gaffalon ile start alıyor. 9 numaralı Mount Randall, o da Master of Ring'in ikinci olup beşinciliğe atıldığı koşuda dördüncü oluyor. O da Master of Ring'in beşinciliğe atılmasıyla üçüncülüğe terfi ettiriliyor son startında. 1 numaralı Foreign Relations, o da Master of Ring'in ikinci olup beşinci atıldığı koşuda yedinci oluyor. Ama ondan önce bir maiden koşuyu 2000 metre tapetada 70 binlik maiden koşuyu kazanıyor. 2.05.66 ile uzuna gideceğini düşündüğüm bir isim Flavien Prey ile start alacak bugün. Daha sonra 2 numaralı Solid Country Gold Jared Lawberry ile ve 5 numaralı Seafalls Louis Says ile bu koşuda şans verdiğim isimler. O da 1800 ve 1700 metre çim pistteki son iki startında ikincilikleri var. Yarım boy ve baş farkıyla. Yedinci koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1700 kumda start alacak bir satış koşusu. Koşuya gidelim. 75 bin dolarlık bir satış koşusu. 60 bin dolar toplam ikramiyesi var koşunun. 2 numaralı Film Star'la başlayacağız. 104 binlik 3 grup, oldukça 3 grup şartlı koşulardan bu satış koşusuna geliyor. Flavien Prey ile start alacak bugün. Daha sonra 6 numaralı Grup Hak Louis Saez'le start alacak. Son 6 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 50 binlik şartlı koşular bunlar. 3 numaralı Lil Bro Cop Rod Ortiz Jr. ile start alacak. Son startındaki bir maiden satış koşusunu 6 boydan fazla bir farkta 1700 kumda 1.45.27 ile kazanmış bir isim. 7 numaralı Royal King Jared Lawberry ile, o da önceki startta 1200'deki 90'lık maiden koşuyu kumda 1.10.29 ile kazanıyor yaklaşık 2 boy farkla. Son olarak 1 numaralı Chileno Tyler Gaffalone ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Geldik altılı ganyanın son ayağına. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuya bakalım. 100 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. 8 numaralı frontal atak Chad Brown'un antren ettiği bir Warfront yavrusu. Rod Ortiz Jr. ile kariyerinin ilk startında bu koştaki ilk söyleyeceğim isim. Daha sonra 9 numaralı Reconsider Me John Velasquez ile start alacak olan bir No Nay Never yavrusu 1400 çimde kariyerinin ilk startında İngiltere'de Newmarket'te start almış bir şartlı koşuda ikinciliği var kariyerinin ilk startında. Bir de 10 numaralı Flower Du Corey Lenar ile şans verdiğim son isim. 50 binlik maiden koşulardan bu koşuya geliyor. 100 binlik bir koşuya geliyor. 50 binlik o koşuların ikisinde de ikincilikleri var. 1700 ve 1600 çimlerde. Eğer bütçeniz müsaitse burada 3 numaralı Lady Dynamo, Lord Nelson yavrusu Florent Gerux'la ve 1 numaralı Stay Lost, Leylu Gutrez'de yazılabileceğini düşündüğüm diğer iki isim. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xprracing.com web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz hemen hemen. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim.
Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic. Geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Az önceki bilgilere ilaveten xbracing.com'a girdiğinizde aynı zamanda yabancı tahmincileri tıkladığınızda bugünkü koşulara ait yabancı tahmincilerin seçimlerini göreceksiniz. Web sitesinde 2 koşu, 6'lı Ganyan harcı koşu, 8 koşu var demiştik. Diğer koşularda 3. koşu, 6'lı Ganyan ilk ayağı gibi. Biraz büyüteyim web sitesini. Bu ekranda. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. 8 koşuluk bir program var. 2-2 koşu, Altılı Ganyan harici koşular. 1. koşu 11 numaralı Date Night Mistress'la başladık. 6 numaralı Baraye, 9 numaralı You Almost Had Me, 12 numaralı Sapphire Nights ve 10 numaralı Too Fast For You. 2. koşu 1 numaralı Call of Honor, 5 numaralı Hard Love, 6 numaralı Carom, 7 numaralı Cartier Cat. 3. koşu 6'lı Ganyan, ilk ayağı 9 numaralı Get By, 3 numaralı Icy Stare, 10 numaralı Colquitt ve 2 numaralı Freedom Form, Free Form yeterli gibi gözüküyor. 4. koşuda 8 numaralı Make the Boys Wink, Tyler Gaffoloni ile bugün Maiden'dan çıkmasını beklediğim bir isim. 5. koşuda da 1 numaralı Invisible War, 7 numaralı Long Shadow, 8 numaralı Hoya Paranoia ve 4 numaralı The Honorable One.
6. koşu 3 numaralı Evan Harlan'la başladık. 10 numaralı Always Above, 9'da Ecury. 11 numaralı Master of the Ring, 1 numaralı Foreign Relations, 2 numaralı Solid Country Gold ve 5 numaralı Sea Falls. 7. koşu 2 numaralı Filmstar, 6 numaralı Group Hug, 3 numaralı Lil Bro Cop, 7 numaralı Royal King ve 1 numaralı Chileno. Son koşuda da 8 numaralı Frontal Attack, 9 numaralı Reconsider Me, 10 numaralı Flower Dew, 3 numaralı Lady Dynamo ve 1 numaralı Stay Lost önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.